Merhaba arkadaşlar. Keyifler nasıl? Benim için keyifli ancak bir o kadar yorucu bir haftaydı. Biliyorsunuz önceki hafta sizlerin de önerileriyle tavanı da komple söküp inceleme kararı almıştık. Ve iyi ki de sökmüşüz. Çünkü tavanda gerek belli su kaçakları olabilecek noktalar gerekse mevcut izolasyon malzemesini sizler de gördünüz. Gerçekten berbat durumdaydılar. Hatta sonradan dikkatli incelediğinde kullanılan malzemenin ısı yalıtım malzemesinden ziyade daha çok bir nebze ses ve akustik iyileştirme için kullanılan basit süngerlerden olduğunu gördüm. Ve içleri tamamen nemli, küflü, mikrop, bakteri yuvası gibiydi. Dolayısıyla sizlerin sayesinde yerinde ve doğru bir karar vermiş olduk. Bu hafta ise aracın hem termal köprüleme sorununun üstesinden gelmek hem de genel bir ses ve ısı yalıtımına uygun hale getirmek için bir takım hazırlıklar yaptım. Şu an görsellerden gördüğünüz üzere tavanı söktüğümüz gibi tabanı da hem izolasyona hazırlamak hem de altta ne var ne yok görmek ve tabii su depoları için uygun yerler planlamak için sökmeye çalışıyorum. Ancak taban o kadar rigid ve sağlam yapılmış ki sadece 4 metrekarelik alanın söküm işlemi 2 günümü aldı. Tabana 18 mm OBS denilen oldukça sağlam panellerden ve üstüne yine çok sağlam bir PVC kaplama yapıştırılmış ki spiral kesiciyle kesmeye çalıştığımda PVC olmasına rağmen metal kesiyormuşum gibi kıvılcımlar çıkarıyordu. Muhtemelen malzemenin içerisinde aşınma yönleyici bir takım materyaller de mevcut. Ayrıca yine OBS panellerini montelemek için şasi profillerine önce çift taraflı çok güçlü bir bant öyle ki paneli sökmek için zorladığımda parçalanıyordu resmen. Ancak bant yine de bırakmıyordu. Sadece bant olsa ayrıca 15 santim aralıklarla gömülü vidalarla montajı yapılmıştı. Durum böyle olunca sökmek hiç kolay olmadı. Çünkü levhaları sökmeniz için önce vidaları sökmeniz lazım. Ancak vidaların nerede ve kaç adet olduğunu bilemiyorsunuz. Hepsi gömülü ve tek bir vida bile dışarıdan görünmüyor. Ben de doğal olarak dekopaj ile tek tek profillerin etrafını dolaşarak kesmeye çalıştım. Bu yöntem hem çok yorucu hem de biraz riskliydi doğrusu. Çünkü tabanın altını görmeden direkt dekopaj ile kesmeye çalıştığınızda altta bulunan hava hortumları, elektrik tesisatı ve su hortumlarını bir şekilde dekopajın testeresinden uzaklaştırıp öyle kesmeniz lazım. Yoksa alta geçen tesisatlara zarar verirseniz altından kalkamazsınız arkadaşlar ve sonra başınıza bir sürü masraf çıkarabilirsiniz. Bu kadar uğraşmadan farklı yöntemler denenebilir miydi? Elbette. Eğer aracı kaldırabilecek bir lift olsaydı muhtemelen tabanı sökmez, alttan müdahale ile su depolarını koyacak yerleri planlar ve yapılacak diğer işleri de alttan ulaşarak yapmaya çalışırdım. Ancak bulunduğum yer küçük bir tatil beldesi olduğundan zaten bu anlamda ulaşacağımız şeyler çok çok kısıtlı oluyor. En küçük bir malzemeyi bile internetten sipariş edip günlerce beklediğim oluyor. Ayrıca zaten biliyorsunuz arkadaşlar bu aracı karavana dönüşümde her aşamasını ve atılacak son vidasına kadar kendim yapmak istediğimi söylemiştim. Ve bu anlamda hem sınırlarımı görmüş olacağım hem de gerçekten kendi emeği ve çabasıyla yapmak isteyen birçok arkadaşa da kılavuz olacaktır. Karavan yapmayı gözünüzde öyle çok da büyütmeyin arkadaşlar. Yani tamam çok basit de değil ancak roket bilimi de değil sonuçta. Yani yapacağınız her aşamayı akıl mantık süzgecinden geçirip ayrıca takıldığınız konularda bilir kişilerden destek aldığınızda ve biraz da el yeteneğiniz var ise kesinlikle tek başınıza yapabilirsiniz. Ve en az 3'te 1 fiyatına kendi zevkinize göre bir karavanınız olmuş olur. Ben sırf merakımdan birkaç firmaya aracın ölçülerini verip tüm dönüşümün ortalama bana ne kadara mal olacağını sormuştum. Sizce ne kadar teklif vermiş olabilirler? Aldığım en düşük teklif 200 bin ile 300 bin TL arasında değişen fiyatlar idi arkadaşlar. Yani araç ile birlikte toplam 350-400 bin TL'ye mal olabilir ki bu birçok güzel yerde satın alınabilecek mütevazi bir ev parası neredeyse. Dolayısıyla öyle etrafınızda sen yapamazsın hiç bulaşma diyenlere hiç kulak asmadan kendinize güvenin ve varsa bir karavan hayaliniz küçük veya büyük bir an önce asgari şartları sağlayıp işe koyulun derim arkadaşlar.
Çünkü bir hayali gerçekleştirmeyi gerçekten yeterince istediğimizden emin isek, tüm engellerin birer birer aşılabildiğini ve hayalin gerçeğe dönüştüğüne şahit olabiliriz. En azından ben hayatım boyunca hayal ettiğim şeylere ulaşmada hep bu yolu izledim ve henüz isteyip de gerçekleştiremediğim hiçbir hayalim de olmadı. Ancak yeri ve zamanını gelmesini beklediğim farklı hayallerim de var tabii ki ve şu an bunları gelecekte gerçekleştirmek için düşüncede olsa dahi altyapılarını yavaş yavaş hazırlıyorum. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar, taban söküm işleri gerçekten çok zorlu ilerliyor ve bu işlemden sonra aracın derin bir temizlik ve dezenfeksiyon işleminden de geçmesi gerekiyor ki temizlik yapmadan karavana dönüşümün sağlıklı olmayacağını görüntüleri izleyince siz de hak vereceksiniz.
Yılların biriktirdiği kir, küf, pas, toz, toprak ne ararsanız var. Böyle bir ortama yaşam alanı oluşturmak, en azından yaşadığım alanda hijyene oldukça önem veren biri olarak benim için son derece önemli bir konu. Ve şimdiden görüyorum ki tüm dönüşümü kendim yapacağım için şanslıyım aslında. Çünkü sanmıyorum eğer bir firmaya yaptırmış olsaydım bu kadar detaylı bir temizlik yapılacağını. Hatta çoğu zaman hiç temizlik yapılmadan direkt plan çizilir ve eşyalar konmaya başlar. Bir ay sonra karavanınız hazır olur. Bu tabii ki bir tercih meselesi. Sonuçta herkes dilediği şekilde yapma veya yaptırma özgürlüğüne sahip. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, araç o kadar kirli ki, yani evde taizikli artezyen su kaynağımız var, ancak ona rağmen evde yapacağım temizliğin kesinlikle yetersiz kalacağını düşündüğüm için oto yıkamaya götürüp 5 saat boyunca ve belki tonlarca su ile ancak temizleyebildim. Ve araç neredeyse fabrikadan çıktığı gün kadar temiz hale geldi. Bu hafta aracın tüm derin temizlik işlerini bitirdik sayılır. Sonraki aşama, önce tüm tavan ve taşıyıcı direklerin içlerine ses ve ısı izolasyon köpüğü uygulamak olacak ki bu son derece meşakkatli bir iş olacağını düşünüyorum. Ve şimdiden bu duruma mental olarak hazırlamaya çalışıyorum kendimi. Ardından aracın tavan kısmında uygun alanlara temiz ve kirli su depoları yapmaya çalışacağız. Biliyorum belki ağır ilerlediğimi düşünen arkadaşlar olacaktır. Ancak arkadaşlar, şöyle kısaca izah etmem gerekirse, öncelikle aracı tek başıma dönüştürmeye çalıştığımı biliyorsunuz ve hiçbir sponsorluk desteği almadan ilerliyorum. Dolayısıyla aracı hemen bir an önce dönüştürüp hafta sonunu iple çekip bir an önce kamplara gitmek, kendimi doğaya atmak gibi bir acelem de yok. Şükürler olsun, olmak istediğim yer ve doğanın içinde yaşıyorum zaten. Arkamda müthiş dağlar, ovalar, yaylalar, sağım solumda ormanlar, hemen bir tık ötemde deniz, kum, plaj, istediğim her şey var ve dilerim aynı şeyleri isteyen herkesin tez zamanda istedikleri hayalleri gerçekleşir diyorum. Ayrıca aracı bitirdiğimde de güzel ülkemizin diğer benzer güzellikteki bölgelerini gezmeye ve oralarda yaşamak hayalim zaten. Bunun için tabii son 3 yıldır pandeminin çok öncesinden başlayıp tamamen mobil bir hayat için önce işimi online platforma taşıdım, sonra da büyük şehir karmaşasından resmen kaçtım. Ve şimdi de ölmeden kalan hayatımı mümkün oldukça kapital sistemin dışında daha çok sessiz, sakin, huzurlu ve izole bir hayat yaşamak. Bilinmez ama kendim için söylüyorum, ağız tadıyla huzurlu, sağlıklı daha kaç yaz görmek nasip olacak ki? Belki 20, belki de 25. Aslında baktığımızda çok kısa bir hayatımız var. Kelebek misali. Herkese anlamlı bir hayat yaşaması dileğiyle haftaya yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.